Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte kimya dersi 12. sınıf 2. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. Diğer bütün derslerin yazıları açıklama kısmında oradan onlara erişebilirsiniz. Yine kimya dersiyle ilgili eksiklerinizi açıklamadaki videolardan hem TYT hem AYT videolarından giderebilirsiniz. Abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın diyelim ve hemen başlayalım. Birinci sorumuzda bakın hidrojen ve azot atomları arasında oluşan NH3 molekülünün geometrik şeklini bakın geometrik şekli diyor ve Visepur gösterimini gerekçelendirerek yazınız demiş. Hemen bir kere şöyle hidrojen 1s1 elektron dağılımına sahip yani 1a grubunda 1a grubunda olduğu için de bir tane noktası var arkadaşlar. Azota bakalım. Azot 1s2 2s2 2p kaç? 3. Gördüğünüz gibi 5A grubunda. Dolayısıyla 5A grubunda olduğu için de azotun kaç tane noktası var? Toplam şöyle 5 tane noktası var. Bir tane azot 3 tane hidrojenle bakın bir bileşik meydana getirmiş. Lütfen dikkat edin. Buradaki tekli noktalar zaten bağ yapımına katılacak. Üzerindeki elektron çifti ise bağ yapımına katılmayacak. Yani molekülümüzün Lewis yapısını arkadaşlar biz bakın bu şekilde ifade ediyoruz. Tabi bize neyi soruyor burada? Geometrik şeklini soruyor. Geometrik şekli bakın üzerindeki elektron çiftinden dolayı nasıl olması gerekir arkadaşlar? 3 tane hidrojen şöyle aşağıya doğru olması gerekir. Ve buradaki geometrik şekil nedir? Üçgen piramit dediğimiz bakın. Üçgen piramit dediğimiz şekildir. Hatta bu soruda sormuyor ama şu bağ açılarında yazalım. 107 derecelikte bir bağ açısı var gördüğünüz gibi. Diğer kısım ne? Visapur gösterimi. Visapur gösterimine göre bakın merkez atom şöyle okula gösterelim onu da. Merkez atom A. 3 tane etraf atom var. X3. Bir de bakın merkez atomun üzerindeki elektron çiftini de bu şekilde ifade ediyoruz. Bu kadar gördüğünüz gibi. İkinci sorumuzda bakın dikkat edin arkadaşlar ne söylüyor? C4H9Br bileşiğinin yani Bütil bromür diyebiliriz buna. Bütün yapı izomerlerinin açık formüllerini yazınız demiş. Yani formülü C4H9Br olan kaç farklı bileşik çizebiliriz? Bize bunu soruyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey bizim şu. 4 karbon 10 tane grup bağlanmış arkadaşlar. Bakın normalde 4 tane karbon olduğu zaman en fazla kaç tane hidrojen bağlı olabilir? 10 tane. Bu neye uyuyor? Cn H2N artı 2 uyuyor. Yani benim demek istediğim şey şu. Bu bileşiğimiz halkalı olamaz. Ya da bu bileşiğimizde P olamaz. Bu bileşiğimizin açık ve doymuş olması gerekiyor. Bakın dikkat edin. Şuradaki hidrojenlerden bir tanesi gitmiş. Onun yerine ne bağlanmış arkadaşlar? Brom bağlanmış. Yani biz 4 karbonlu bir zincire brom bağlayacağız. Şimdi 4 karbonlu böyle bir zincirimiz olsun yan yana. Buraya bir brom bağlıyorum bakın. Şu hidrojenleri yazalım. Öğretmeniz de isteyebilir bunu. Şöyle H2, H3. Gördüğünüz gibi bileşiğimiz ne olmuş oldu? Bir brom, butan olmuş oldu. Bir tane daha dört karbon şöyle yan yana koyalım arkadaşlar. Peki bu sefer de ikincisine bağlayalım. Ne olur? Hidrojenleri şöyle yerleştirelim. Hidrojenleri yerleştirirken neye göre yerleştiriyoruz? Her birisinin toplam dört bağ yapmasına göre yerleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi dikkat edin. Bir tane Bu da ne oldu? Bakın iki brom butan olmuş oldu. Şimdi dört tane daha çizelim arkadaşlar. Brom buradan bağlayalım. Olur mu? Bakın dikkat edin böyle bir bileşik çizersen bu bileşin adı ne olur? 2 brom bütan olur. E, bu da zaten 2 brom bütan. Öyle değil mi? Bakın bu da zaten 2 brom bütan bileşiği. Bu neydi? 1 brom bütan. Şimdi burada eğer adlarını yazarsanız zaten hiç yanılmazsınız. Bu da 2 brom bütan olduğu için arkadaşlar bu molekülümüz benim aradığım molekül değil. Bu zaten çizmiş oldum. Bakın 4 tane karbon yan yana olduğu zaman 2 farklı bileşik yazabiliyorum. Bir de 4 karbonu şu şekilde bakın şu şekilde özür diliyorum. Şöyle ha, dallanmış olarak yazabilirim. Şimdi buna da biz ne diyoruz normalde? İzobütan diyoruz ve ben brom nereden bağlayabilirim arkadaşlar? Buradan bağlayabilirim. Dikkat edin şimdi şuralara tabii ben hidrojenleri yerleştireceğim. Şimdi o bağları kaldıralım. Bu ne olur? CH2 ortadaki CH CH3 CH3 olur. Bu bileşiğimizin adı ne? 1 brom. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 1 brom 2 metil nedir bu bileşiğimiz? Propan bileşiği. Şimdi eğer buradan bağlarsam dikkat edin gene aynı bileşik oluyor. Dolayısıyla bakın bu karbon, bu karbon ve bu karbon birbirinin aynısı. O zaman farklı bir karbon daha olması gerekiyor. İşte o da arkadaşlar ortadaki karbon. Bakın ortadaki karbon diğerlerinden farklı gördüğünüz gibi. Evet bu zaten şu an 4 bağ yapmış oldu. Bu bileşiğimizin de adı nedir? Onu da şöyle üstüne yazalım isterseniz. 2 brom 2 metil nedir arkadaşlar? Propan bileşiğidir diyoruz. Gördüğünüz gibi kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane bileşik yazabiliyoruz. Kapalı formülü C4H9Br olan. Üçüncü sorumuz bir Katılma tepkimesi arkadaşlar. 3 klor 2 penten bileşiğinin uygun koşullarda HCl ile katılma tepkimesinin denklemini ve oluşan ana ürünü gerekçelendirerek yazınız demiş. Bir kere öncelikle ben şu bileşiği bir yazayım. 2 penten diyor. Şöyle 5 tane karbon olacak arkadaşlar yan yana. Evet. 2 penten dediğine göre ikinci karbonda ikili bağ olacak. 3'te de ne olacak? Şöyle gördüğünüz gibi klor olacak. Şimdi ben buraya şöyle hidrojenleri yerleştireyim. Şurada bir ne var? Hidrojen var. Burada klor var zaten. Başka bir şey yok. Burada CH2, CH3. Dikkat edin şimdi. Bakın buraya ben bir HCl bileşiği katacağım. Şimdi HCl'deki hidrojen ve klor nereye katılır? Pi bağı arkadaşlar buradan kırılıyor. Pi bağı kırıldıktan sonra lütfen dikkat edin. Hidrojenin katılabileceği iki tane karbon var. Ya bu sağdaki bileşiğe göre 3 numaralı karbon ya da soldaki bileşiğe göre 2 numaralı karbon. Hidrojen hangisine katılır? Hidrojenin katıldığına göre klor da diğerine katılacak çünkü. Buradaki kuralımız neydi arkadaşlar bizim? Markovnikov. Markovnikov ne diyordu? Onu hatta şöyle sorunun üstüne isterseniz yazalım. Şöyle Şuraya doğru yazalım. Markovnikov diyor ki arkadaşlar bu durumlarda hidrojen nereye katılır arkadaşlar? Hidrojen atomu diyelim değil mi? Hidrojen çok olan karbona katılır arkadaşlar bakın dikkat edin bunu. Hidrojen, hidrojeni çok olan karbona katılır şeklinde biz bunu ifade ediyoruz. Bakın o zaman hidrojen, hidrojeni çok olan karbona yani sol taraftaki karbona bileşeye göre 2 numaralı karbona katılır. O zaman ne yapacağım? Bakın şunu ben bir kere buradan sileyim. Çünkü buraya kim katılıyor bu sefer? Oraya da arkadaşlar klor elementi katılıyor tabii ki. Diğer karbona da. Oluşan bileşiğimiz dikkat edin gene 5 karbonlu. Evet. Zaten ne oldu? Hidrojen hidrojene katıldığı için burada bir şey olmadı. Burada klor klor olmuş oldu. Yani bileşiğimiz ne oldu bizim? Şöyle adını da beraber yazalım. Şöyle 3 3 değil mi? D klor 5 karbonlu oluşsun arkadaşlar. Nedir bileşiğimizin adı? Pentan. 3 3 diklor pentan bileşiği oluşmuş. Bu kadar. Buradaki gerekçe olarak da neyi söyleyeceğiz arkadaşlar? Markovnikov'u söyleyeceğiz. Tabii ki bu ne olarak oluşur arkadaşlar burada? Ana ürün olarak oluşuyor. Ana ürün hidrojen bazen şaşırıyor gideceği yere. Hidrojen hidrojen çok olan yere değil de bazen az olan yere katılabiliyor. O zaman da klor mecburen diğerine katılıyor. O zaman da 2-3 diklor pentan oluşur. Ama bize zaten sonuçta soruda arkadaşlar neyi soruyor? Ana ürünü sorduğu için cevabımız budur. Dördüncü sorumuz bir hesaplama sorusu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Der ki 12,8 gram karpit bileşiğinin yeterince su ile tepkimesinden oluşan organik bileşiğin yapı formülünü ve mol sayısının işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Bu bileşiği UPAC sistemine göre adlandırınız demiş. Burada oluşan bileşik zaten belli. Şimdi bakın arkadaşlar karpit dediğimiz bizim kalsiyum karbür. Şöyle suyla tepkimeye girdiği zaman arkadaşlar asetilen bileşiği oluşur. Bu asetilen elde tepkimelerinden en yaygın olandır. Ve bununla beraber de arkadaşlar ne oluşur tabii ki? Kalsiyum hidroksit yani kireç diye bildiğimiz bileşik meydana geliyor. Burada denklemi denkleştirmek için arkadaşlar suyun başına kaç yazmam gerekiyor? 2 yazmam gerekiyor. Tabi burada aslında bu tip sorularda biz stokiyometrik oran diyoruz ya biz. Yani katsayıları arasındaki ilişki benim için önemli. Burada dikkat edin. Karpitte bakın 2 tane karbon var gördüğünüz gibi. Karşı taraftaki asetilende de aynı şekilde 2 tane karbon var. Dolayısıyla şunu bilmemiz gerekiyor bizim. Eğer 1 mol karpit tepkimeye girerse 1 mol asetilen gazı oluşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada benim bulmam gereken şey bu karpitin mol sayısı. Karpitin mol sayısını bulduğum zaman buradaki asetilen de arkadaşlar otomatikman bulmuş olacağım. 12,8 gram karpit diyor. Bakın karpitin bir kere mol kütlesini bulalım isterseniz. MA'sını. 40 karbon 12, 12, 24 dolayısıyla bunun arkadaşlar ema'sı diyelim şöyle 40, 24 daha 64 yapıyor. Mol kütlesini hesaplayalım. Özür dilerim. Molini hesaplayalım. M bölü MA diyeceğiz. Yani mol sayısı eşittir. 12,8 bölü kaç olmuş oluyor? 64 olmuş oluyor. Bu da kaç yapar? 0,2 mol yapar diyoruz. Bakın buradaki karpit 0,2 molmuş. Kat sayısı 1 iken 0,2 mol tepkimeye giriyorsa kat sayısı 1 olandan ne kadar oluşmasını bekliyoruz? Yine 0,2 mol oluşmasını bekliyoruz. Dikkat edin bana neyi soruyor zaten arkadaşlar? Bileşim formülünü, işte formülü bu. Evet. Ve mol sayısını. Mol sayısını arkadaşlar bulmuş olduk. Bu kadar. Yupak sistemine göre de bu bileşimizin adı nedir arkadaşlar? Etin. Hatta siz şöyle normal özel adında yazın isterseniz. Asetilen bileşiği oluşur. Diyelim. Tabi bana burada organik bileşiği sorduğu için yani burada oluşan organik bileşik nedir diye sorduğu için ben asetileni söyledim. Anorganik bileşik sorulmaz da sorulsaydı o ne olacaktı arkadaşlar? Kalsiyum hidroksit. Kalsiyum hidroksit gördüğünüz gibi burada nedir? Anorganik bileşiktir. Beşinci sorumuz. Aşağıda verilen alkolleri içerdiği OH grubu sayısına göre sınıflandırınız demiş arkadaşlar. Şimdi OH grubu sayısına göre sınıflandırmak demek şu şekilde arkadaşlar ifade edilir. Eğer bir bileşin içerisinde şöyle diyelim bir tane OH grubu varsa biz buna mono alkol diyoruz. Eğer bir bileşin içerisinde şöyle ifade edeyim ben size. Birden fazla OH varsa o zaman biz bunu arkadaşlar poli alkol diyoruz. Yani mono demek tek demek poli demek çok demek biliyorsunuz. Dolayısıyla ben buna bakacağım. A'daki bileşikte gördüğünüz gibi bir tane OH grubu olduğu için bu bir mono alkoldür arkadaşlar. Çok basit bir soru gördüğünüz gibi. Diğerinde ise B seçeneğinde verilen bileşikte gördüğünüz gibi iki tane OH grubu olduğu için bu bileşiğimiz nedir bizim? Poli alkol sınıfı bir bileşiktir. Bu kadar basit bir sorumuz arkadaşlar. Altıncı soru diyor ki aldehit ve ketonların birbirlerinin fonksiyonel grup izomeri olmadıklarını yükseltgen ve bindirgen ve tepkimelerindeki farklılıkları açıklayarak yazınız. Şimdi bir kere fonksiyonel grup izomeri neydi arkadaşlar? Onu bir hatırlayalım. Dik ona fonksiyonel grup izomeri olup olmadıklarını diyor. Bunlar biliyorsunuz fonksiyonel grup izomeri anlatırken zaten çift çift anlatılıyor. Yani alkol ve eterler diye anlatıyoruz. Alkol ve eterler birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Alkol ve eterler gibi aynen aldehit ve ketonlar da birbirinin fonksiyonel grup izomeri. Karboksilik asit ve esterler de yine birbirinin fonksiyonel grup izomeri diye geçiyor. Peki neydi fonksiyonel grup izomeri? Kapalı formülü aynı ama açık formülündeki fonksiyonel grup birbirinden farklı. Yani şimdi bakın aldehit ve ketonların, aldehit ve ketonların kapalı formülleri arkadaşlar CNH2nO'ya uyuyor. Uyuyor da bunu beraber ispatlayalım. 3 karbonlu bir aldehit yazalım arkadaşlar. 3 karbonlu bir aldehit nedir? Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın burada bu bileşiğimizin adı ne bizim? Propan al. Değil mi? Propan al. Propan aldehit. Bir de 3 karbonlu bir keton çizelim. O da arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bu da propanon. Propanonun aradı neydi arkadaşlar bunun? Aseton bileşiği. Dikkat edin. İkisinin de kapalı formülü ne arkadaşlar bunların? C3H6O. Yani kapalı formülleri aynı, açık formülleri ve fonksiyonel grupları farklı. Şimdi burada yükseltken ve indirgenme tepkimelerindeki farklılıkları açıklayınız demiş. Bakın dikkat edin lütfen şimdi. Şu çok önemli konuların da ben mutlaka söylüyorum. Bir birincil alkol bileşiği yükseltgendiği zaman lütfen çok dikkat edin bir aldehite dönüşüyor arkadaşlar. Aldehit de eğer yükseltgenirse bir karboksilik asit bileşiğine dönüşüyor. Yani mesela iki karbonlu bir etil alkol ise iki karbonlu bir aldehit olan aset aldehite daha sonra da iki karbonlu karboksilik asit asetik asite dönüşüyor. Bunun tam tersi de doğru yani aldehit bu sefer indirgendiği zaman onu da şöyle köşeli parantez hidrojen ifade ediyoruz. Birincil alkol Karboksilik asit indirgendiği zaman ise arkadaşlar gördüğünüz gibi ne oluşturuyor? Aldehit oluşturuyor. Bu aldehitler için gördüğünüz gibi arkadaşlar yükseltgenme indirgenme tepkimeleri. Bir de ikincil alkollerin yükseltgenmesinden oluşan kim var? İkincil alkoller yükseltgendiği zaman da kim oluşur? Keton bileşikleri oluşur. Peki keton bileşikleri yükseltgendiği zaman ne oluşur desem? Hayır, keton bileşikleri yükseltgenme tepkimesi vermez. Bakın aldehit bileşikleri yükseltgenerek karboksilik asite dönüşürken keton yükseltgenme tepkimesi vermez diyoruz. Buradaki temel fark bu. bunu bu şekilde açıklamamız gerekiyor. Ve keton indirgendiği zaman ne oluşuyor bakın Kimin yükseltgenmesinden oluştuysa o oluşuyor yani ikinci alkoller yükseltgendiğinde oluşuyordu. Şimdi diyoruz ki biz aldehit indirgendiğinde birincil alkol keton indirgendiğinde ise arkadaşlar ikincil alkol oluşur diyoruz. Gördüğünüz gibi, yükseltgen ve indirgenme ve tepkimelerindeki farklılıklar bunlar. Buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz bakın lütfen. Dikkat edin buraya. Aldehit bileşikleri bakın şöyle tollensle ya da fehling değil mi? Fehling çözeltileriyle diyelim tepkime verir ve yükseltgenir. Ancak aynı tepkimi arkadaşlar ketonlar vermez. Neden? Çünkü tollens ve feylik yükseltgen çözeltiler. Aldehit yükseltge de karboksilik asite çevirirken ketonlar yükseltgenmediği için tollens ve feylik çözeltileri de tepki vermezler. Gene farklarını bu şekilde ne yapabiliriz? Açıklayabiliriz. Yedinci sorumuzda da bakın. Bir açık formül vermiş arkadaşlar bir bileşiğinin. Bileşiğini yupak sistemine göre adlandırarak bu bileşiğin kimyasal veya fiziksel özelliklerinden Üçünü yazınız demiş. Hemen burada bakın dikkat edin arkadaşlar. Numaralandırmaya nereden başlamamız gerekiyor? Buradaki karboksil grubu sağ tarafta olduğu için onun olduğu taraftan başlamam gerekiyor. Burada bir de ne var gördüğünüz gibi? ikili bağ var. Yan grup olarak da arkadaşlar klor var, metil var, metil var. Şimdi şöyle silelim bunları tekrar. Numaralandıralım güzel güzel. Şöyle sağ taraftan başlıyorum arkadaşlar. Buraya bir diyeceğim. 2 gördüğünüz gibi 3, 4, 5 ve 6. Toplam 6 karbonlu bir bileşik. Adını isterseniz yanına doğru yazalım arkadaşlar. Bu nasıl bir bileşik? Hexan oik asit olacak öyle değil mi? En son hexan oik asit olacak ama önce ne yapıyordum ben? Yan grupları yazıyorum bakın. Klor var, metil var. Hep bu konuda bir tartışma var arkadaşlar. İşte klordaki Cl olduğu için klor mu öncelikli? yoksa metildeki M mi öncelikli falan diye. Benim bu konudaki düşüncem tabii öğretmenize mutlaka danışın arkadaşlar. Türkçesi K ile başladığı için burada biz K'yi öncelikli olarak alıyoruz arkadaşlar. Ki zaten iki türlü de bu öncelikli de hani etil olduğu zaman iş karışabiliyor. Burada kloru alıyoruz ve diyoruz ki iki de ne var? Klor var. Sonra 3 ve pardon 4 ve 5 de metil var. Öyle değil mi? Bakın diyoruz ki 4, 5, İki tane metil olduğu için dimetil diyoruz. Ana zincirimizdeki ikili bağ ikinci karbondan başladığı için arkadaşlar ne demem gerekiyor benim? Hegzen demem gerekiyor. Kaç hegzen? İki hegzen demem gerekiyor. Sonra da ne ekleyeceğim? Buradaki asitten dolayı oik asit diye ekleyeceğim. Şimdi bileşin adı biraz uzun ve zor gibi oldu ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım bu bileşikle ilgili kimyasal veya fiziksel özelliklerinden üçünü yazınız demiş. Bir kere bu bir asit. Asit olduğuna göre arkadaşlar ne diyebilirim ben burada? Bir kere bu aktif metallerle ne veriyor? Tepkime verir. Ne oluşturur arkadaşlar bu tepkimelerin neticesinde? Hidrojen gazı. Değil mi arkadaşlar? Açığa çıkar. Bir kere bunu yazdık. Başka ne olabilir? Burada benim aklıma gelen mesela burada P bağı var. P bağı olduğundan dolayı arkadaşlar ne olabilir burada? Bir katılma tepkimesi meydana gelebilir. Katılma tepkimesi meydana gelir. Bir tane daha yazalım. Bir de asitle ilgili bir özellik yazalım arkadaşlar. İndirgenme tepkimesi. İndirgendiği zamandır da arkadaşlar bu asit olduğu için ne indirgenir? Aldehite indirgenir. Dolayısıyla ne diyebilirim? İndirgenme tepkimesi verir de yine diyebiliriz arkadaşlar. Burada da katılma tepkimesi verir diye yazabiliriz. Veya ne diyebilirsiniz? Bunun sulu çözeltisi asidik özellik gösterir. pH değeri 7'den düşüktür. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletebilir. Benim aklıma gelenler. Bu ikili bağdan dolayı biliyorsunuz arkadaşlar aynı zamanda polimerleşme tepkimesi verebilir. Değil mi? Gibi özellikleri de sayabiliriz. Veya yanma tepkimesi verir. Değil mi? Diğer bütün bileşikler gibi yanma tepkimesi verir ve karbondioksit ve su oluşturacak şekilde. Gerçi klor da var burada ama yanma tepkimesi de verir arkadaşlar. Diğerlerinde olduğu gibi. Sekizinci sorumuz. Esterlerin ilk üyesinin ve fonksiyonel grup izomerinin yarı açık formülünü yazarak bu bileşikleri yufak sistemine göre adlandırınız demiş. Şimdi bir ester bileşiği biliyorsunuz bir karboksil asit ve bir alkolden oluşuyor değil mi? Bir karboksil onu yazalım isterseniz. Ester dendiği zaman ester dediğimiz şey bizim nasıl oluşuyor arkadaşlar? İki nokta diyelim. Bir karboksil asit artı bir alkol, bir monoalkolün birleşmesiyle oluşuyor. Peki en küçük ilk üyesi dediğine göre arkadaşlar en küçük. O zaman buradaki en küçük karboksilik asidi alacağım ben. O kimdir? Tabii ki en küçüğü arkadaşlar formic asit. Peki en küçük alkol hangisi arkadaşlar? Tek karbon o da metil alkol. Bakın şimdi ikisi birleştiği zaman formik asit ve metil alkol birleştiği zaman oluşan ester bileşiğinin adı şöyle açık şeklin yazalım hatta biz bunu şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bileşik. Buna ne diyorlar biliyorsunuz metil alkolün fo e metanoik asit esteri falan da diyorlar ama biz buna ne diyoruz yupak adı olarak arkadaşlar metil yani burada alkolden gelen kısmı önce söylüyoruz biz. Metil. Burada da arkadaşlar ne var? Metan oik asitten geldiği için. Metan o at diyoruz. Metil. Metonat diyoruz. Şuraya şöyle silerim karışmasın. Bunu bulduk. En küçük ester bileşiğinin yazdık mı arkadaşlar. Adını beraber bulduk. Ve bunun diyor ki fonksiyonel grup izomeri diyor. Arkadaşlar bunun fonksiyonel grup izomeri kim? Yine iki karbonlu bir karboksil asit. Asitlerle karboksil asitlerle esterler birbirinin fonksiyonel grubu izomeri. Yani iki karbonlu ne yazacağım ben buraya arkadaşlar? Bir karboksili asit yazacağım. İki karbonlu karboksili asitin adı da nedir? Etanoik asit bileşiğidir diyoruz. Bu kadar başka bir şey soruyor mu? Yaraçık formüllerini yazarak bu bileşikleri yufak sistemine göre adlandırınız. Aynen arkadaşlar böyle olmuş oldu. Tabi bakın biraz ben uzun uzun anlatıyorum arkadaşlar. Sadece böyle soruları çözüp geçmek değil. Sizin de aynı zamanda konuları da şöyle bir tekrar etmiş olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Abone olursanız, videoları beğenirseniz bizi de çok mutlu edersiniz. Fosil yakıtların çevreye zararlı etkilerini azaltmak için kullanılabilecek alternatif enerji kaynaklarından üçünü yazınız demiş. Şimdi burada tabi çok fazla şey yazılabilir ama arkadaşlar biz en yaygın mesela Türkiye'de ülkemizde Son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan bazı enerji sistemleri var. Hani bu fosil yakıtlar, fosil yakıt dediğimiz bizim ne biliyorsunuz yer altından çıkan kömür gibi, değil mi? Petrol gibi yakıtların yerine geçmesi istenen, beklenen e, enerji kaynakları. Bunlardan mesela benim en çok aklıma gelen, en çok etrafımda gördüğüm arkadaşlar mesela bu güneş enerjisi var. Yine Böyle Türkiye'nin bazı yerlerinde rüzgar alan yerlerinde çok fazla var burada biliyorsunuz. Rüzgar enerjisi var. Değil mi? Rüzgar enerjisi var. ve şunu da şöyle küçük yazalım. Rüzgar enerjisi. Başka ne olabilir? Bazı yerlerde de arkadaşlar biliyorsunuz yer altından çıkan bu sıcak sular kullanılıyor. Ona da ne deniyor? Jeotermal diyorlar değil mi? Yani böyle kaplıcalar, kaplıcaların olduğu yerlerde böyle bu şekilde de faydalanıyor. Hem de oralar arkadaşlar kurulan tesislerle de yine enerji üretimi de söz konusu. Tabi bunun yanında biyokütle enerjisi, nükleer enerji, hidrojen enerjisi gibi enerjileri de yazabilirsiniz. Burada 3 tane dediği için biz bunları yazdık. Bütün yazılarınızda başarılar arkadaşlar. Dediğim gibi açıklamada diğer derslerin yazıları da var. Onlara da bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Görüşmek üzere.